Bugün de her zaman olduğu gibi hem Türkiye hem dünya gündeminden önemli haber başlıklarını ve verileri sizler için değerlendireceğim ve tabii ki bunların hem piyasalara hem de ekonomiye yansımalarını konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugünün en önemli gündem maddesi elbette ki enflasyondu. Enflasyon hızla yükselmeye devam ediyor. Nitekim bu konuyla ilgili sizleri elimden geldiğince uyarmaya çalışıyordum. Çünkü üretici fiyatları çok yukarıda arkadaşlar ve üretici fiyatlarıyla tüketici fiyatları arasındaki makas bu kadar açık olduğu sürece öyle ya da böyle tüketici fiyatları üretici fiyatlarına evrilmek zorunda diyordum. Bu ay korkunç bir rakam geldi üretici tarafında. %35'i de geçti. %17'lik tüketici enflasyonun yanında %35'lik üretici enflasyonu var. Neredeyse %20'lik bir makas aralığına denk geliyor. Önümüzdeki aylarda da enflasyonun yükseliş eğilimini devam ettireceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Merkez Bankası da öyle ya da böyle faiz artırımlarına devam etmek zorunda kalacak. Bu da piyasanın daha da daralmasını ve sıkışmasını, işsizliğin daha da artmasını, kur üzerindeki baskıların daha da fazla artmasını beraberinde getirecek. Bütün dünya hızla büyürken Türkiye daralmak zorunda kalacak. Neden? Yanlış para politikaları konusunda ısrar edilmesi nedeniyle. Şimdi gelin enflasyon rakamlarına tek tek bakalım. Rakamlarına diyorum çünkü sadece tüketicinin enflasyonu açıklanmadı. Aynı zamanda çekirdek enflasyon ve üretici enflasyonu da açıklandı. Ve hepsi yükseliş eğiliminde ve önümüzdeki aylarda da bu yükselişin devam edeceğini işaret ediyor bize. Tüketici fiyatları Nisan'da yıllık 17.14 oranında arttı. Bir önceki ayda %16.2 seviyesindeydi. Çekirdek enflasyona bakıyoruz. %17.77 oranında arttı. Bir önceki ay %16.9 seviyesindeydi. Ulaştırma alanında %29.3'lük, ev eşyasında %22.7'lik, sağlıkta %19.2'lik artışlar görüyoruz. Üretici fiyatları %35.17, daha önce baktığımızda %31.2 seviyesini görüyorduk. 4 puanlık bir artış var. Bu çok ciddi bir artışı işaret ediyor ve maliyetlerde enflasyonu tetiklemeye devam edecek. Çünkü üretici fiyatlarının artması demek, maliyetlerin artması demek, ister istemez üreticinin fiyatlara zam yapması demek. Üretici fiyatlara zam yaptıkça da bizim son alan kişilerin satın alma gücü biraz daha azalacak anlamına geliyor. Gıda fiyatları Nisan'da yıllık %16.98 oranında arttı. Giyim ayakkabı grubuna bakıyoruz. Orada da %11.03'lük bir artış gözleniyor. 415 madde inceleniyor TÜİK tarafından ve bunların 281'inde fiyat artışı var. Bu bize neyi işaret ediyor? Biraz ondan da bahsedelim. Enflasyon son 7 aydır durmaksızın yükseliyor. Birincisi bu. Bunu bir tarafa koyalım. İkinci önemli gelişme, yıllık enflasyon bazında baktığımız zaman Mayıs 2019'dan daha yüksek seviyeye çıkmış durumdayız enflasyon anlamında. Bir başka önemli ayrıntı çekirdek enflasyonun normal enflasyonun üzerinde olması. Çekirdek enflasyon eğer yükseliyorsa bu önümüzdeki dönemde de enflasyonun yükseleceği anlamına geliyor. Bir noktanın daha altını çizelim. Yaratılan enflasyonun yanında gelir artışına bakıyorsunuz. Gelir artışı enflasyonu yakalayamıyor. Bu da hayat pahalılığını ve yoksullaşmayı beraberinde getiriyor. Onun için zaten Türkiye'de sıkıntılar her geçen gün biraz daha büyüyor. Enflasyon ve faiz artışının başka yan etkileri var mı? Elbette var. Mesela sanayi ve üretim anlamında çok ciddi sıkıntılar yaratıyor. Nitekim Türkiye imalat PMI'ne bakıyoruz. 11 ayın en düşük seviyesine gelmiş. Dünyadaki tablo ne? Almanya'daki perakende satışlar %7.7 oranında artıyor. Beklenti %3. Almanya'da artıyor. Bizde niye düşüyor sorusunun cevabı gayet basit. Çünkü bizim satın alma gücümüz düşüyor. Aynı zamanda da yüksek faiz nedeniyle piyasayı daraltıyoruz. Onun da etkisiyle bizim hem PMI'miz düşüyor, hem üretimimiz düşüyor, hem satışlarımız azalıyor ve dolayısıyla Almanya, Avrupa ülkeleri büyürken Türkiye daralıyor, küçülüyor. Ya da Amerika büyürken Türkiye daralıyor, küçülüyor ve bu da büyük bir işsizliği beraberinde getiriyor. Euro bölgesinin imalat PMI'ne bakıyoruz. 24 ayın zirvesinde. Bakın bizimkini bir kez daha hatırlatayım. Bizim imalat PMI 11 ayın en düşük seviyesinde, Euro bölgesinin imalat PMI'yi 24 ayın zirvesinde. Hong Kong ekonomisi birinci çeyrekte yıllık %7.8 oranında büyüdü. Yapılan yardımlar nedeniyle beklenti %3.7 idi. Amerika ekonomisi %6.4 büyüdü. Orada da yine yapılan yardımların büyük etkisi vardı. Ve Türkiye'ye dönüyorsunuz bakıyorsunuz neredeyse hiç yardım yapılmadı. Amerika birinci çeyrekte %6.4 oranında büyüyor olmasına rağmen Biden bir paket üzerinde daha çalıştı.
çalıştıklarını ve bunu kongreye yolladıklarını açıkladı. 4 trilyon dolar arkadaşlar. 4 trilyon dolarlık daha yardım geliyor ve bu yardımın büyük bir kısmı ailelere, KOBİ'lere, üreticilere ve çiftçiye gidecek yine. Ve doğal olarak da hem Amerika ekonomisi hem Avrupa ekonomisi yaptığı yardımlar nedeniyle hız kesmeden toparlanıyor. Bizim yardımlarımız geciktiği için, hatta hiç yapılmadığı için Türkiye ekonomisi daralıyor ve Türkiye halkı fakirleşiyor. Hemen çok hızlı bir şekilde Türkiye'nin son tablosunu sizinle paylaşmak istiyorum. Enflasyon 7 ayın en yüksek seviyesinde. Yıllık enflasyona bakıyorsunuz, Mayıs 2019'dan bu yana en yüksek seviyede. Tüketici güven endeksine bakıyorsunuz, dipte. Türkiye imalat PMI'ına bakıyorsunuz, 11 ayın en düşük seviyesinde %50.4 ile. Üretici enflasyonuna bakıyorsunuz, %35'in üzerine çıkmış. Dolar sürekli olarak yükseliyor. Kurum, kuruluş, STK'lar, uluslararası STK'lar Türkiye ile ilgili dolar beklentilerini de sürekli olarak güncelliyorlar. En son Uluslararası Finans Enstitüsü Türk lirasının dolar karşısındaki adil değeriyle ilgili beklentisini, tahminini güncelledi. Nereye çekti söyleyeyim sizlere? 9.50 seviyesine. Bugün Türk lirasının dolar karşısındaki değerinin 9 lira 50 kuruş olması gerektiğini söylüyor Uluslararası Finans Enstitüsü. Yanılıyor mu onlar? Çok da yanılmıyorlar. Neden? Zaten her şey ortada. Avrasya Tüneli'ndeki geçişler bile 1 dolar eşittir 11,5 liraysa ve piyasada tüm maliyetler 10 liranın üzerinde yapılıyor ise esasen piyasadaki doların da bugünkü değerinin çok daha üzerinde olması gerekir. Onun için Uluslararası Finans Enstitüsü hem Merkez Bankası rezervlerine bakarak, hem Türkiye'nin CDS'ine bakarak, hem Türkiye'nin borçlarına bakarak, hem de Türkiye'nin risklerine bakarak diyor ki hayır kardeşim, Türkiye'de dolar şu anki seviyesinde olamaz. 9.50 en iyi ihtimal seviyesidir ve muhtemelen önümüzdeki aylarda da bu beklentilerini ve tahminlerini değiştirmeye, revize etmeye devam edecekler. Bu koşullarda rakamlar bize neleri söylüyor? Biraz da onlara bakalım. Bugün dolar 8.33 seviyesine kadar yükseldi. Sonrasında bir miktar geriye geldi. 8.25-27 aralığında gidip geliyor. Dolar büyük bir fırtına önce sessizlik içerisinde sükunetini koruyor. Şimdilik ama. Dolarda çok sert hareketler görebiliriz önümüzdeki günlerde. İlk hedef 8.80 olacak ama 8.80'de kalabilecek mi dolar? Bu tartışılır bir konu. Çünkü o seviyelerde kalabilme ihtimali yok bu koşullar içerisinde. Yani enflasyon bu kadar hızlı yükselirken, bu yükselişe faizle karşılık veremez ise bu toplantısında, gelecek toplantısında falan değil, Merkez Bankası bu toplantısında eğer ki bir faiz arttırımı yapmaz ise Türkiye'deki yabancı para kaçışı daha da hızlanacaktır ve yurt içindeki vatandaşın dövize yönelimi de hızlanacak. Neden? Bir tarafta %19'luk politika faizi var, öbür tarafta %17'nin üzerinde bir enflasyon var. Reel faize bakıyorsunuz %2 bile değil. Dolayısıyla Türkiye'deki %2'nin altında olan reel faiz yerine Amerika'daki %1.60'lık Amerikan hazine tahvillerini pek çok kişi tercih edecektir ve ediyor da. Dolayısıyla gelişmekte olan ülkelerden de ayrışacağız gibi görünüyor. Döviz üzerindeki yükseliş eğiliminin şoklarla hızlanacağını beraberinde getiriyor. Yani devalüasyonist etkilerle her an karşı karşıya kalabiliriz bu koşullar içerisinde. Öbür taraftan bakalım, faizleri %19'dan %20, 21, 22 seviyelerine çıkartmaya kalkarsa Merkez Bankası, bir, bunun politik karşılığı çok ciddi riskleri doğuruyor. Ben şu anki ekonomi yönetiminin ya da siyaset yönetiminin böyle bir adım atma konusunda pek de istekli olabileceği kanaatinde değilim. Her şeye rağmen faizleri yükseltirse ne olur sorusunun cevabı, piyasa daha da daralır, ekonomi daha da büyük bir sıkıntıya girer. Özellikle reel sektör korkunç bir darboğaza girer. 600 binden fazla biliyorsunuz işletme kredilerle kendisini çevirmeye çalışıyor. Konut sektörü zaten kıpırdamıyor, hiç kıpırdayamaz hale gelir ve bütün bunlar toplamda büyük bir ekonomik krizini beraberinde getirir. Zaten büyük bir ekonomik buhran içerisindeyiz. Bu ekonomik buhran içerisinde dalgalanmalar yaşarız. Yani krizler yaşar, tekrar buhrana gireriz. Krizler yaşar, tekrar buhrana gireriz. Büyük dalgalarla, büyük tsunamilerle karşı karşıya kalırız. Önemli bir risk. Merkez Bankası son dönemde yaptı.
yaptığı, son 2 senedir yaptığı hatalarla, para politikasında özellikle yaptığı hatalarla hem rezervlerini tüketti, 128 milyar dolar tüketti, hem son 6 aydır altın rezervlerini tüketiyor, hem faizleri zirve yaptırdı, hem de arkadaşlar ekonomiyi tamamen köşeye sıkıştırdı. Diğer yandan önümüzdeki günlerde banka batıklarında da ciddi ataklar görebiliriz. Bu da finansal bir riski beraberinde getirecek. Ekonomik krizin yanına finansal riski de eklerseniz ve ödemeler dengesi krizinde etkilerseniz, o zaman işin içerisinden çıkamayan bir Türkiye tablosuyla karşı karşıya kalabiliriz. O nedenle diyorum sizlere, dolar şu anda fırtına öncesi sessizlik döneminde. Tabii dolar sadece bir risk. Diğerleri işte sterling, euro vesaire gibi diğer yabancı para birimlerinde de ciddi ataklar görebiliriz. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Zaten euro 10 liranın üzerine çıkmış durumda. Sterlin ufak ufak 12 lirayı zorlamaya başladı ve yükseliş eğilimi de devam edecek ve ediyor. Faiz cephesinde %17.94'ü görüyoruz. Orada daha sakin bir seyir var. Tahvil faizleri için konuşuyorum. Altının onsu 1800'ün hemen dibine geldi. 1794 şu anda. 1794 dolar onsun değeri. Burada kalacak mı? Hayır arkadaşlar. Özellikle 1760-70 seviyelerine dikkatinizi çekmiştim biliyorsunuz. O seviyelerin üzerinde kalmaya devam ederse çok hızlı bir şekilde 1800 doların üzerine gider demiştik. İşte o günleri yaşıyoruz şu an itibarıyla. 1800 kırıldığı an itibarıyla hareketler daha da hızlanacaktır. Çok hızlı bir şekilde 1880, daha sonrasında 1900'ün üstünü görmeye başlarız. O seviyelerde de kalırsa rekor denemelerine başlar. Neden altında bu hareketler oluyor sorusunun cevabı, bir teşvikler. Bakın, bir teşvikler. İkincisi, tüm piyasaların aşırı yükselmiş olması. Özellikle uluslararası piyasalarda hisse senedi fiyatlarının yükselmiş olması, aşırı yükselmiş olması, kripto para piyasasındaki para birimlerinin değerinin aşırı yükselmiş olması. Kârlar realize ediliyor. Kendilerine yeni, ucuz bir alan arıyorlar. O ucuz alanda altın. Altın diğer piyasalara göre çok düşük kaldı arkadaşlar. O yüklü para büyük miktarda altına yönelecek. Altındaki agresif hareketleri önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bu konuyla ilgili de sizleri uyarmış olayım. Brent petrol 67 dolar, 64-68 aralığında gidip geliyor. 68'i kırarsa 70'lerin üzerine kendisini atar. 68'den tekrar geri dönerse 60'ı aşağıya doğru zorlamaya başlayacaktır. Gümüş altına paralel hareketler yapacak muhtemelen. Gelişmekte olan ülke para birimleri de gelişmiş ülke para birimlerine göre değer kaybedecekler. Türk lirası ise ne yazık ki gelişmekte olan ülkelerden de ayrışacak olumsuz anlamda. Çünkü bizim sadece, bakın, uluslararası finans sektörüyle ilgili sıkıntılarımız olmayacak. Makroekonomik sıkıntılar ve uluslararası riskler nedeniyle de, bunların içinde Halk Bankası davası var, bunların içerisinde Katsa var, bunların içerisinde Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye uygulayabileceği yaptırımlar var, Doğu Akdeniz meselesi var, Suriye meselesi var. Bütün bunlar toplamda Türkiye'nin risklerini daha da arttıracak ve gelişmekte olan ülkelerden daha da ayrıştıracak. Bu süreci de yakından takip edeceğiz. Evet, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.